hakikaten onu tanımak ister misiniz? O elin gücüne sığınmak ister misiniz? Bulunduğumuz zor durumlarda, yaşadığınız çetin tecrübelerde, bugün hangi kaosu yaşıyorsanız yaşayın ama unutmayın. Sizi gören, sizi bilen, size yardım etmeye hazır olan, işte gökteki yaratan Tanrı'nın sevgili. Bugün sizin kendinizi siz kendinizi bugün dipsiz kuyuda aranmayan, bırakılmış, terk edilmiş bir hissediyorsunuz. İşte size bugün güzel bir mesajım var. O mesajın özel adı Tanrı'nın özel olarak size uzanan sevgi eli. Gerçekten bu sevgi elini tutmak, dokunmak gerekli ki bulunduğumuz yerden çıkabilelim. Bu özel el sevgi eli. Bu sevgi eliyle hiç tanıştınız mı? Sizi yaratan Allah dediğimiz, Tanrı dediğimiz, Rab dediğimiz adı çoğul ama kendi tektir. Hakikaten onu tanımak ister misiniz? O elin gücüne sığınmak ister misiniz? Bulunduğumuz zor durumlarda, yaşadığınız çetin tecrübelerde bugün hangi kaosu yaşıyorsanız yaşayın ama unutmayın sizi gören sizi bilen size yardım etmeye hazır olan işte gökteki yaratan tanrının sevgili ben baba olarak adlandırıyorum onu o benim babamdır yardımcımdır beni anlayandır bana yardım etmek için her daim ona seslendiğimde sakin bir sesle evladım, oğlum, kızım buradayım diyen bir tanrı sesi. Ben size tekrar kutsal kitaptan İşaya bölümü 30, 18. ayeti okumak istiyorum. İşte Rabbin sözü. Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor. Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Çünkü Rab adil tanrıdır. Ne mutlu onu özlemle bekleyenlere. Amin. Bu Rab'bin sözü. Bize cesaret veren, bizi ayağa kaldırmak isteyen, düştüğümüz o çukurdan, yaşadığımız o sıkıntılardan, tecrübelerden gerçekten uzanan o sevgi eli lütuftur. Ben burayı çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Çok büyük sıkıntılarda yaşadığım tecrübelerde yavrum ben sana lütfetmeyi çok istiyorum diye bir ses. Sıkıntıların içinde her birimiz kendi sıkıntısını bilir. Evet, lütuf hak etmediğimiz üzere. Lütuf anlamadığımız üzere Bedava verilen bir hediye. Lütuf ve lütfetmek. O Tanrı'nın sevgisidir. Hiçbir insan bir insana lütfetmez. İster ailen olsun, baban olsun, annen olsun, istediği kadar seni sevsin, eşin olsun. Sınırsız lütuf insanoğlunda yok. O sadece sana hayat veren, yaşam veren, sevgi eli. İşte bugünkü konum bu sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Ne kadar anlatabilirsem dünyasal derler bedensel dilimle o kadar sizinle konuşup sohbet etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim bu programı izlerken ne yaşıyorsunuz? Hangi durumdasınız? Hangi girdap ve çıkmazdasınız? Tanrı'nın uzanan lütuf elini hatırlayın. Bu çok önemlidir. Gerçekten bunun için şükrediyorum. Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor. Tanrı sizi özlüyor. Tanrı sizi arıyor. Yaratan Rab, sana şekil veren, hayat nefesini üfleyen. Neden biz bu dünyada varız? Neden yaşıyoruz? Boşlukta mıyız? Hayır. Biz biliyoruz ki biz dünyada varız ve her şeye de sahibiz görmeye, konuşmaya, yürümeye. Tanrı'nın yetenekleri hep bizde. O zaman onunla beraber Tanrı istiyor ki o özlediği özlemi tanıyın ve Tanrı'ya yaklaşın. Benim aldığım söz buydu. Size ve bana merhamet etmeyi ve size ve bana o merhametin içinde hareket etmeyi seçiyor. Bir yolla mutlaka size konuşuyor. Bir yolla mutlaka size yardım eli uzanıyor. Lütfen değerli izleyiciler o yardım elini tanıyın ve ona sarılın. Çünkü Rab adildir. Onun adaleti sınırsızdır. Onun adaletini tanımak çok önemli. Peki adaletini nerede tanıyacağız? Fedvayı kendini ve sesini, sözünü şu an karşılıklı sohbet ederek tanıyorsunuz. Tanımaya da başladınız. Tanırken de bir gün beni sokakta görürseniz, aa sizi tanıdım diyebilirsiniz. İşte Tanrı aynısını istiyor kendi için. Onu sesiyle, görkemiyle, ulu yüceliğiyle tanımamızı istiyor. Öyle yüce bir merhametli Tanrı'ya Rabbe sahibiz ki. Ve yaradanımız bize hem baba hem arkadaş hem dost yardımcı danışman her şeyde ve her şey diyor kendi sözünde olmak istiyor. Bunun için o size bu uzanan el bugün bu programı ve bu programla konuşmak istedik. Bir ayet daha hatırladım. İbraniler İncil bölümünden 13. bab 5. ayet diyor ki Çünkü Tanrı şöyle dedi Seni asla terk etmeyeceğim Seni asla yüzüstü bırakmayacağım Ve seninle her daim birlikte olacağım Amin Ne güzel bir söz değil mi? Düşünün hayatınızın içinde etrafınızda olan Bütün eş, dost, akraba, komşular Kim bu sözü ve kim bu vaadi verebilir? O vaat inanın güvenilirdir. Yeter ki siz ona yaklaşın. O susse uzanan sevgi eline dokunun. İmanınız, ibadetiniz her ne dildeyse, her ne yöndeyse, Tanrı orada değil, Tanrı orada değil, Tanrı burada değil, Tanrı her yerdedir. Çünkü o kainatın yaratıcısı her şeyi bilendir, her şeyi görendir. O yüzden iman şekil istemez, iman yürekten başlar. Ve Tanrı'ya bağlılık o istekle başlıyor. Onun için seviniyorum gerçekten. Okuduğum bu Tanrı sözü bana müthiş bir esenlik ve sevinç veriyor. Bir ayet daha hatırladım. İşaya 30 15. bölüm o da Tevrat bölümünde yazıyor. Bana dönün huzur bulursunuz. Bana dönün huzur bulun kurtulursunuz. Kaygılanmayın. Bana güvenin güçlü olursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz. Neden? Çünkü Tanrı'dan korkuyoruz. Acaba beni duyar mı? Acaba beni dinler mi? Ben onun için önemli miyim? İnanın kardeşim. Bugün Tanrı'nın soluğu senin içindeyse sen bireysel olarak çok önemlisin. Çünkü sen teksin. Sesinle, görüntünle, teninle, duygularınla. Hatta parmak olarak işaret bastığımızda hiçbir birimizin ne sizin ne benim ne dünyada gelmiş ve gelecek olan kişilerin parmak izleri hiçbirbirimize benzemez. Çünkü herkes tek ve özeldir. Ne kadar aslında önemli bir şey. Bizi yaratan bizi özel kıldı. Peki bu kadar özellik verdiyse, bugün yaşadığın girdabın içinde, düştüğün o derin kuyunun içinde, Tanrı seni görmüyor mu? Rab sana yardım etmeye hazır değil mi? O yüzden bir ayet hatırladım. Arayana bulunacağım. O göksel kapımı, çalanı açacağım. Bazen düşünüyoruz şöyle, ben evvelden e, iman etmeden, Tanrı sözüyle çok buluşmadan, iman hayatım kökleşmeden çok severdim. Kiliseye gidip bir mum yakmayı veyahut da kiliseye gidip bir dua etmeyi yapıyordum. Mumumu da yakıyordum veyahut da bir yağ götürüp bir kandile yağ koymayı çok seviyordum. Bunlar insanoğluna verilen ana ne diyelim. Ama oradan çıkınca yüreğimde bir şey geliyordu. Acaba duydu mu? Acaba cevaplayacak mı? Acaba bu isteğimin karşılığını bulacak mıyım? Bunu belki kendi şahsıma çok düşündüm. Ve düşünürdüm. Çünkü neden? O Rabbimi iyi tanımadığımda, ona güvenmediğimde, bu yüzden diyorum ki, Değerli kardeşim, kız kardeşim, Tanrı'yı tanıyalım ve ona güvenmeyi seçelim. Bugün hayatımda mum yakmak çok önemli bir şey değil. Yağ kandile koyup yakmak da bir şey değil. Önemli olan nedir? Yüreğim mum gibi, imanım da güçlü Tanrı'yı uzanan eline sarılmaktır. Artık onu tanıyorum. Ve gerçekten seviniyorum ki Tanrı'nın sevgisi o uzanan özel lütuf eli bana uzandı. Sevgili dinleyiciler, izleyiciler, değerli kardeşler, kız kardeşlerim, son olarak size bir söz, bir öneride bulunmak istiyorum. Bu öneri çok önemli. Diyeceksin ki kız kardeşim, sen nasıl yaptın? Sen nasıl bu Rabbi buldun? Sen nasıl bu Tanrı'yla tanıştın? Ve bu Tanrı'nın yani Rabbin senin hayatına nasıl geldi? Bu en önemli bir şey. Evet bunlar konuştuğumuz konuları oturdunuz, düşündünüz. Peki ben nasıl bu Rabb'e ulaşacağım? Onu mu bekleyeceğim? O mu bana gelecek? Yoksa ben mi ona gideceğim? Bence bu en önemli bir soru ve cevap. Değerli kardeşlerim, biz yerde günahlı olduğumuz için ve yerin günahı bizi her gün kirlettiği için ve bu kötülükler karakterimizi bozduğu için Tanrı gökten bize bakıyor, ona dönecek evladını bekliyor. Peki ben nasıl döneceğim? Bu durumu fark edip nasıl döneceğim? Ve kendi şahsımda işittiğim bir vaaz sözüyle yüreğimi Tanrı önünde sakin alçalttım. Ve dedim ki Rab, evet ben gördüm ki karakterim iyi değil. Kirli bir yüreğe sahibim. Düşüncelerim kirlendi. Belki çok kötü bir hayatım yok. Hırsızlık hırsızlık yapmadım. Kötü bir şeyler yapmadım. Ama görüyorum ki iç odalarımda rahat değilim. Senin bana gelmen için engel olan bir şey var. Sorduğumda dedi ki önümde alçal. Yani onu arama zamanı sizin ayırmanız lazım dua zamanı, Tanrı ile buluşma zamanı. Lütfen bu zamanı kendinize ayarlayın. Gece olabilir, yatağınıza yatarken fırsatı yakalayabilirsiniz. Veyahut da gündüz kendinize bir yer hazır. Rab bugün seninle tanışmak istiyorum, bugün sana gelmek istiyorum. Bugün senin benim hayatıma gelmeni istiyorum. Beni bu yaşamamdan, bu zavallığımdan, bu bütçare, düşkün hayatımdan senin beni elini uzatıp kurtarmanı, lütfuna erişmek istiyorum diye böyle dua edebilirsiniz. Bu dua öğretilmez. Bu dua duyulmaz. Bu dua içten gelen itirafla olur. Tanrı'nın önünde itiraf ederken, Rabbim buyum, kendimi fark ettim. İyi olmadığımı, kötü dil, bozuk bir karaktere sahip olduğumu, dilimi tutamadığımı, Dilimde bozukluğu fark ediyorum. Hayatımda bunu görüyorum. Lütfen içinizi Rab'be dökün. Ama mutlaka kendinize zaman ve mutlaka kendinize özel bir yer ayırın. İster dize gelerek, ister yolda giderken. Rab bir abla bana bunu anlattı, duydum. Ben de seni arıyorum. O lütfuna erişmek, kavuşmak istiyorum. Bana yol göster dediğinizde inanın bana uzanan o lütufkar, merhametli lütuf eli, sevgi eli bana uzandığı gibi size de uzanacak. O zaman tanrısal gücü hayatınızda böyle bir anda bir tılsım değil, zaman içinde yaşayarak deneyimlerinizde fark edeceksiniz ki tanrım eli sizinle. O zaman diliniz değişecek, o zaman bakışınız değişecek, o zaman duygularınız değişecek. Kızdığınız, öfkelendiriz, çabuk silendiriz. Her şey zaman içinde sizi terk edecek. İnanın buna. Bu sizin hayatınızda olacak. Tanrının ismi ve adıyla gerçek diyorum size söz veriyorum. Deneyimleyin Tanrıyı. Çünkü neden? Kendi sözünde yine yazılıdır. Beni deneyin. Aslında Tanrıyı denemek belki zor bir şeydir. Bu nasıl olur haşa haşa bunu ben nasıl yaparım De, diyebiliriz. Ama ben kutsal kitaptan bunu öğrendim. O kadar alçak gönlü bir Tanrımız var ki istiyor ki biz ona gidelim ve onunla bütünleşip Tanrısal sevgiyi tanımak için tövbe kapısıyla oluyor. Değerli kardeşim, kız kardeşim bugün her ne durumdaysan tövbe ve afflık Tanrısal sevgiye kavuşmak için kırılıp tövbe etmen lazım. Tanrı o zaman geliyor ve o zaman bu başlığa attığın Tanrı'nın özel olarak sana uzanan eli sen kırıldığında, Tanrı'yı aradığında, ona yaklaştığında, çünkü o zaten yanında, senin ona dönmeni bekliyor. Onun yüzü zaten sana dönük. Çünkü senin yüzün dünyada geziyor. İşinde, gücünde, evinde, çocuklarında, zevkinde, Belki arayışlarında ama doğru kapıda aramıyorsun. Tanrı burada, yanında. O her daim istiyor ki bu bize sunduğu iman yüzü ona dönsün. İşte onun gücü geldiği vakit size ve bana bizi temizlemeye, bize şifa vermeye, bizi özgürleştirmeye özlemle bekliyor diyor. Bu ayeti isterim bir kutsal kitaba sahip olun. İshaya 30 18. Bir daha okuyacağım bunu size. Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor. Kimi bekliyor? Seni bekliyor. Kimi bekliyor? Sizleri bekliyor. O zaman bu Tanrı'ya gitmekten, bu Rab'bi aramaktan, ona yaklaşmaktan cesaretimiz kırık olmasın size merhamet göstermek için ayetin devamı harekete geçiyor. Ne zaman harekete geçiyor? Ona döndüğüm vakit. Şimdi iki arkadaş yolda yürüyor. Bir tanesi diğeriyle sohbet ediyor. Diğeri ona dönük, onunla sohbetini dinliyor. Ama sohbeti yapan kişi sürekli sağa sola bakıyor. O arkadaşa ne diyecek? Ya anlatıyor, sohbet ediyor ama hiç yüzü bana dönük değil. Yani bir şey mi var? Madem sohbet ediyoruz, sohbet amaçlı yan yanayız ama yüzü bana neden dönük değil? İnsani olarak bunu arzu ederken ki karşılıklı ilişkiler sohbet karşılıklı bakarak olur. Söyleşerek olur. O yüzden Tanrı bizden bunu istiyor. Ona dönmek, dönüş. Biz ona dönersek Tanrının lütfu, inayet merhameti o zaman size ve bütün onu bekleyenlere dönecek. Çünkü Rab diyor adil Tanrı'dır. Burası çok güzel. Ne mutlu onu özlemle arayan ve bekleyenlere. Rab sizi korusun ve kutsasın. Rab size aydın yüzünü göstersin. O Rabbani sevgi dolu gücüyle tanışın. Ve diyeceğim son söz budur. Bunu yaparsanız İnanın deneyimleyin. Tanrı'yı deneyimleyin. Rabbi deneyimleyin. Neyle? Onu aramayla. Kötülük yaparak değil, haşalar olsun. Hırsızlık yaparak, çalarak. İşte ben işte gideyim içeyim içeyim ama arabaya da bineyim gideyim mutlaka başına bir şey gelir. Bu bir deneyim değildir. Tanrı diyor ki hayatında dürüstlüğü ve dilinde düzgün olan dili kullan. O zaman Tanrı'nın dediğimin en güzelisinin hayatınıza gelecek. Rab sizi korusun. Rab sizi bereketlesin. Ve Tanrı'nın hal sevgi her daim, her zaman sizinle birlikte olsun. Amin.